Evet, üç tane devasa arkadaşımızla beraber bir büyük alkış daha alalım, onlara hoş geldiniz diyelim. Şu mikrofonları vereyim, bir kendinizi bir de siz tanıtın isterseniz şöyle. Evet. Merhaba, Yağmur Aydan ben. 21 yaşındayım. Evet. Öğrenciyim, okuyorum. Nerede okuyorsun, nerede öğrencisin? Yeditepe Üniversitesi moda tasarım öğrencisiyim. Moda tasarımında evet. Okuyorsun, harika. Bu sene Best Model'da birinci oldum. Bu benim çok büyük bir hayalim de aslında. Yani çok gurur verici bir şey. Kendin isteyerek mi girdin? Arkadaş anne tavsiyeleri mi? Gir yok efendim, girmem falan mı yani, yoksa hayır benim hayalim yani, ama söyledin değil mi? Sen aslında biraz gaza geldim diyeyim. Evet. Arkadaşlarımın gazına geldim, o şekilde girdim. Ama hiç de gaza gelecek de yani. Gaza gelmene de insan kendini de gaza getirir yani, değil mi? Böyle bir güzellikle. Teşekkür Maşallah, ederim. Maşallah, harikasın. Peki seni tanıyalım. Sen Best Model. Ben ikinciyim. İkinci. Ömer Samet Kurtulmuş. Tamam, ben... birinciye geçelim. Evet. Şimdi şaka söylüyor. Ya şaka söylüyor. Evet. İkinciydi. Ama gururluydu. Evet. İkinci olmayı bekliyor muydun yoksa? Derece bekliyordum. Ya bu ne garip bir soru değil mi? İkinci olmayı bekliyor muydun? Nasıl beklenir? Birinci olmayı mı bekliyordun? Üçü mü bekliyordun? İkiyi bekliyor muydun? Nasıl bekliyordun? Derece bekliyordum. Bekliyordum. Yani bu nasip oldu. Sen nasıl katıldın? Ben katılmaya karar verdim. 2014 senesinde katıldım. Evet. Gelecek Vadeden ödülünü aldım. Gelecek Vadeden. 2014'te evet, vaat etmişsin de olmuş. Vallahi harika. Teşekkür ederim. Vallahi harika. Teşekkür ederim. 2015'te katıldım. İkinci oldum. Belçika'da ülkemizi temsil ettik. Brüksel'de. Evet. Normalde Avrupa Birliği ülkesine dahil, ülke olarak Avrupa Birliği'ne dahil değiliz. Değiliz. Fakat yarışmaya dahil olarak girdik. Erkan Özalman sağ evet, olsun. Erkan Bey sayesinde buradan çok teşekkür ediyoruz harika kendisine. Harika adam. Evet. Orada da dünyanın en yakışıklı manken ödülünü aldım. Ne diyorsun? Evet. Bir dakika. Çok teşekkür ederim. Bir dakika. Senin bakışlar hep böyle mi? Biz burada eğleniyoruz, baba böyle. Heyecan var mı biraz? Var biraz heyecan. Olmaz mı ya? Arkadaki gibi değilmiş yani. Konuşunca Trakyalı oldu heyecan da. Heyecan, biraz heyecan var mı diyor. Var biraz heyecan, olmaz mı be? Heyecandan bol ne var bizde be? Nerelisin? Ben Ankaralıyım. Ankaralısın. Sen ne okuyorsun? Ben uluslararası ilişkiler okuyorum. İkinci sınıf öğrencisi. Harika. Sen birinci oldun Best Model'da. Avrupa'da da birinci mi oldun? Aynen, Avrupa'da da birinci oldum. Harika, süper. Türkiye'yi temsil etmek Avrupa'da tabii ki daha önemliydi. Evet. 15 jüri vardı. Bu sene tüm organizasyon Belçika'ya aitti. Ayrıyetten de 15 jürinin 15'inden de puan almışım. Mükemmel. Ama gerçekten yani vallahi ama yani bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ya bizden ne kadar güzel adamlar ve kadınlar çıkıyor. Yani dünya güzelleri de bizden çıktı, Avrupa güzelleri de bizden çıktı. Şimdi bakıyorum. Gerçekten çok yakışıklı iki adam ve çok güzel bir kadınla beraberiz maşallah. Bu arada ben Belçika'da en güzel manken ödülünü aldım. Birlikte çıktık ödüle, söylemeyi unut. Sen de onu evet aldın, ama bunları söyleyelim çocuklar. Sen dünyanın en yakışıklı mankeni mi? Mankeni ödülünü aldım evet. Vay arkadaş, mutlu musun? Seviniyor musun öyle oldu diye? Bana şey söyle, bana açık söyle. Akşam aldın ödülü, ne düşündün gece? Yırttık mı dedin ya, ne dedin ya? Vallahi. Yırtık demedim. Her şey nasip, ama çok gururlandım gerçekten. Az önce dediğiniz gibi bizden gerçekten çok güzel mankenler, çok güzel insanlar çıkıyor. Ben iki tane dünya yarışması izledim. Gerçekten Türkiye bambaşka. Gerçekten Türkiye farkını yani, hissettiriyor gerçekten. Bizde bir VTR var da şimdi girmeyelim o VTR'ye. Uzun bir VTR. Konuklarımızı daha fazla bekletmek istemiyorum çünkü onlar da bekliyorlar, ama Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmazalioğlu, Çağatay Ulusoy, değil Burak mi? Özçivit. Yani Burak Özçivit. Bir sürü adam. Kızların biraz daha mı şansı az? Erkekler biraz daha herhalde yarışmadan sonra yürüyorlar da kızlardan pek haber alamıyor. Size şöyle söyleyeyim. Yanlış anlaşılmak istemem ama ben Best Model'da 28 senedir ilk kez çıktığı günün ertesi günü başrol teklifi alan mankenim. Harika. Nereden geldi başrol teklifi? Yılmaz Atadeniz çok değerli bir yönetmendir. Evet. Yeşilçam yönetmenidir. Onun filminde başrol oynadım. Çekimlerimiz yeni bitti. İkimizde Bir Dünya diye bir film.
Şimdi de dizi görüşmelerim var. Dizi görüşmeleri. Yine başrol. Ya aslında best model kimse yapmıyor best model'lık sonradan. Herkes dizide oynamaya başlıyor. Sen istiyor musun? Dizi evvel de yapacaksın değil mi? Ya vallahi bir iki üç teklif var tabii ki. Değerlendireceğiz menajerimle beraber. Ama tabii ki model olarak ben bu sektöre atıldım. Her zaman hayatım bir bölümünde de modellik olacak. Onu da yaparsın da para dizide yani. Hani onu da ben sana söyleyeyim yani bu yakışıklıkla. Sen istiyor musun dizimizi? Evet, benim de iki tane teklifim var. Biz de değerlendiriyoruz menajerimle. Abi harika. Orada. Şimdiden bak bunlara iyi bakın. Bunlar yarın öbür gün programa çağıracağız gelmeyecekler. Vallahi. Bir kere de oturarak şey gelmek istiyorum vallahi. Nasıl? Oturarak gelelim bir kere de. Ayakta zormuş abi vallahi sıcaklıktan. Gel sen de otur. Sen oturma. Sen oturma canım. Sen bir süre oturma. Otur. Evet. Bir fark oldu. Oldu. Evet. Oldu mu? Bir rahatlık bir şey yani. Beyaz Şov'a konuk oldum. Şimdi şu oldum an yani. Gevşedim. Şu an gevşedim. Ayakta çok zordu. Otur. Cidden. Bak. Bunu da sevgili Yağmur yapmış evde. Getirmiş. Resimle mi aşk yaşıyorum kendi kendime? Yağmurcuğum sen bayağı resmin iyi, kara kalemin iyi öyle mi? Ya resmim iyi. Ben zaten moda tasarım öğrencisiyim. Erkan Bey'e ben ilk bu resmi yaptığım zaman beni bir keşfetti. Onun üstüne oradan bu fikir çıktı. Bu resmi ilk o zaman mı yapmıştın sen? Hayır, Erkan Bey'in portresini çizmiştim. Yarışmaya ilk katıldığım sene. Ben konular karıştı bende de. Neyse yine bir şey yapmışsın. Bu ikisi geldi oturdu bir şey de yapmamış. Yani hem oturdular hem şeyler yani. Peki. Lütfen ben mendil getirdim size. Harikasın. Şu mendili de vereyim. Sen önce bir kalkın bakalım gelin bakalım şöyle. Mendili de ver. Oh, İyiydik yayıldı, sanki rahatladı. Öyle. İyiydik. Çocuklar yolunuz. Levon Kordon Cihan yolladı size. Evet. Atatürk'ün birebir benzeri mendilmiş oh, herhalde. Harikaymış. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ulu önderimizi anıyoruz. Başımızın üzerinde yeri var. Bunu hemen buraya koyuyorum. Son bir şey söylemek ister misiniz çocuklar? Tebrik ediyoruz. İleride sizi güzel yerlerde görürüz inşallah. Bizim Beyaz Show adetimizde best modelları da alırız böyle her sene. İnşallah önümüzdeki senelerde de gerçekten konuk olarak sizleri görürüz. Var mı son bir şey? Çok teşekkür ederiz her şeyden önce. Best Model ailesi olarak. Ben oyuncu koçuma çok teşekkür etmek istiyorum. Buradan Burak Sarımola'ya. Ve her zaman destekçim olan babama çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ailelere ve bizden de selamlar, hürmetle. Evet. Ben de aileme ilk öncelikle tüm destekler için çok teşekkür ediyorum. İkinci olarak Erkan Özerman'a buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bize model arkadaşlarımla bize bu kapıyı açan o. Buradan Erkan izliyordur bizi şu an. Zaten yapacak kimse İzliyordur yani. Bizi şu an. Saygılarımızı, evet, sevgilerimizi yollayalım selamlar buradan. Selamlar, hürmetler Erkan abiye de. Evet. Ben de aileme öncelikle, sonra Erkan Bey'e, Erkan Özerman'a. Aynı zamanda oyuncu koçum Burak Sarımola'ya. Ve spor hocalarıma teşekkür ediyorum. Peki, bizler teşekkür ediyoruz. Harika 3 tane gençle tanıştık. Yolunuz açık olsun. Çok çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gel. Konuklarımızı davet etmeden önce aramızda bir hayal konuğumuz var. Yıllar önce Beyaz Şov'a katılmıştı. Beyaz benzerlerimle ilgili böyle bir gece yapmıştık da abi sana çok benzeyen bir arkadaş var, sana çok benzeyen diye bizim gelsinler bakalım diye. Oradan bir arkadaşımız demiş ki yıllar sonra yeniden gelmek istiyorum abi diye. Bir o geceyi bir kısaca hatırlayalım sonra devam edeceğiz. Abi bizim mahallede birisi var size. Benim kardeşim var senin tıpatıp benzerin abi falan filan derken mektuplar, telefonlar, fakslar, piknik tuba gelen mesajlar hep böyle birisi var sana benziyor, bir arkadaş var sana benziyor diye. Programa çıkabilirler mi? Çıkabilir. Ben dedim ki en sonunda bu arkadaşları bir toplayayım. Bakın Türkiye'de kaç tane bana benzeyen adam var. Alkışlarla onlar geliyor. Benzemez kimim sana. En çok Berkay benziyor. Vallahi benzemiyor muyuz Berkay'la birbirimize? Sen Allah! Sen ileride düşünüyor musun televizyoncu olmayı? Ben daha çok haberci, araştırmacı, gazeteci olmak istiyorum. Anladım. Benim gibi işlerle uğraşmak istemiyorsun yani.
Evet, o Berkay yazmış abi, yıllar geçti bir geleyim mi diye. O Berkay, al işte burada, şimdi bu Berkay oldu. Gel bakalım, gel bakalım. Berkay, sarılınca birbirimize, ben yaklaşınca kafayı bu tarafa değil de bu tarafa. Yani şöyle yapacağız. Çünkü böyle olunca böyle oluyor. Evet. Anladın mı? Hani Yeşilçam filmi gibi oluyor yani. Ha, bir daha deneyelim, gel bakalım. Ha, evet. Hoş geldin. Berkaycığım kaç sene oldu ya? Vallahi 2008'de ben çıkmıştım. Evet. Yani 8 sene oldu, 11 yaşındaydım. 8 sene, maşallah harika. Bir kere onu şunu söyleyeyim, çok yakışıklı bir adamsın. Senin kadar olamasak daha. Yok, zaten bana benzediğin için söylüyorum. Yani çok yakışıklı bir adamsın. Gerçekten böyle bir adam. İnanılmaz. Şu yakışıklığa bakın ya. Şimdi ne yapıyorsun? Bir şey olacağım demişsin orada. Araştırmacı, gazeteci falan filan. Sonra ne oldu? Vallahi hedefler biraz saptı oradan. Şimdi... Saptı nerede? Şimdi üniversite öğrencisiyim ben. Kadir Has Üniversitesi'nin hukuk fakültesinde okuyorum. Evet. Yani avukat olacağım inşallah. Avukat olacaksın. Yıllar sonra inşallah tekrar denk geliriz, karşılaşırız. Bugün de harika oldu. Evet, bir 8 sene sonra ben yine düşünüyorum. Hala benzeten oluyor mu seni yolda belde bana? Valla benzeten oluyor abi. Biraz da onlar böyle tetiklediler beni. İşte madem eskiden çıkmıştın tekrar bir gitsene. Bir işte, daha gitsene, bir daha gitsene falan diye. Ama benzemek işi tabii enteresan bir şeydir. Yani... Hı-hı. Ben kilo aldıkça seni de alman lazım. Bu böyle. Bu böyledir tamam, yani. Bu benziyor. Sana her şeyinle benziyor. Bugünden sonra almaya başlayacağım. Almaya başlayacaksın. Hiç bir yararını gördün mü? Bana benzemenin bir şey oldu mu? Valla işte cuma günü çıkmıştım 2008'de de. Pazartesi günü böyle okulda şey olayları oldu. İşte böyle parmakla göstermeler falan, o tip şeyler oldu. Evet. Yani onun dışında çok somut bir yarar olmadı abi. Onun dışında bir halt olmadı diyorsun. Yok, yani. Estağfurullah. Öyle bir şey oldu. Yok, sana benzetmek yani. Bir gurur abi. Çok teşekkür Peki, ederim. Peki Kader'in benzemesin. İnşallah evlenip baklanasın. İnşallah. Allah hakkında. Allah mutlu evlilikler, hayırlısı neyse o olsun diyelim her şeyden önce. Evet, evet. Sen bir şey söylemek ister misin buradan herkese? Ben özel olarak söylemek istediğim bir şey yok ama 8 Mayıs Anneler Günü. Anneler Günü, anneler kutsaldır. Anneler Günü'nü kutluyorum. Bütün başta annem olmak üzere bütün annelerin. Teşekkür ederim. Seni tekrar görmek çok güzeldi. Çok çok teşekkür ediyorum. Abi, Aslan. Selfie çekebilir misin? Efendim? Selfie çekebilir misin? Selfie çekebilir misin? Tabii tabii. Borç moç istiyor musun? Bayağı ev sohbeti gibi yani. Ben selfie çekerim. Gel aç telefonunu. Abi telefonun daha kafadan kapalı. Ya bu daha açılacak. Sen yerine geç. Şey yapalım. Konuklar geldiği zaman hep beraber çektirelim. Olur mu? Ha? Ha, kameraya bakalım. Gel. Gel al sana selfie. Gel. Tamam mı? Seyircilerimizden gelen sorular var. Bak demiş ki çok acayip. Gülsay'a Kolombiya Üniversitesi'nde film okumuşsunuz. Evet. Üniversitelerde film diye bölüm var ama dizi diye bölüm yok. Olmalı mı artık demiş. Aslında yurt dışında var. Medya içinde. İşte dizi de öğreniyorsunuz. Böyle bu tür canlı yayınlar falan onlar da var. Bizim okulda da böyle bir sitcom, drama yazarlığı falan bir şeyler vardı ufak tefek ama daha çok evet uzun metraj film üzerineydi. Şu Vallahi, an ilk defa mesleğimi yaptım. Senede, yani. Senede bir tane film, yani senede 10 tane film yapılıyor ama 500 tane dizi var. Yani ona da belki bir şey açılması güzel soru diye okudum. Engin Günaydın, Avrupa Yakası dizisinde senaryosu olmadan oynadığı, doğaçlayarak oynadığı söyleniyor mu? Söyleniyor mu? Söyleniyor. Böyle bir şey mümkün değil çünkü çekim süresi o kadar uzun değil. Yani doğaçlama bir yolu belli olmayan bir dünya yaratmak demek. O da öyle bir zaman yok. Belirli bir metniniz olması lazım. O metnin etrafında hareket etmek Tabii, gerekiyor. Omurga, bir omurga lazım. Omurganın etrafında evet, istediğin evet. kadar at koşturabilirsin. Yasin sormuş, onlar da bizim kanala girdiğimiz kapıdan mı girdiler diye sormuş. Hayır. Gerçekten bunu merak ediyor musunuz? Aynı kapıdan giriyor. Ne desen bir şey. Yok, herkes aynı kapıdan giriyor. Benim kapım ayrı, sadece ben ayrı bir kapıdan. Fatih Atman neden kilo verdi? Biz onun Behzat Ç'deki sempatik halini de seviyorduk. Behzat Ç'nin devamı gelecek mi? Üçüncü soruda benimle evlenir misiniz?
Var mı Behzat Ç ile ilgili bir şey? Yok. Yani maalesef üzülerek söyleyeceğim. O ellen niye öyle oldu bir anda? Geriliyorum Behzat Ç konusu olunca, o yüzden böyle yani çok peki. Fazla istek var o yüzden. O zaman şu soruyu sorayım. Ömer Karataş sormuş. Banyoda sıcak suyun gelmesini beklerken akan soğuk suyu heba olmasın diye kovalara dolduruyorlar mı demiş. Yo, ben... Var mı don? Derya yapabilir öyle bir şey. Evet. Derya yapmışsındır yani zamanında. Yaptım. Doldurulur yani. Sorum Derya Karadaş hanımefendiye. Yalan Dünya dizisinde yaptığınız su içerken rahatsız edilen flamingo figürü size mi aitti? Yönetmenin icadı mı? O gün sahneyi çekerken öyle doğaçlayarak bulduk. Buldum. İşte. Su içerken ne hangi? Onu Gülse yazdı. Ha, ben unutmuşum o sahneyi yani. Gülse'nin repliği o yazdığı şey. Ben de okurken su içerken rahatsız edilen flamingoyu ilk önce yarım saat algılamaya çalıştım. Ha, bir dakika, aslında sen onu bir bölüm önce yaptın. Biz de böyle ne yapıyor tam olarak falan diye bir süre izledik. Sonra ben ona bir isim vermeye çalıştım. Aynen öyle. İsmi çıktı, ondan sonra da ona ismiyle devam ettim. İsmiyle ettik. Kaldı. Evet, çünkü oryantal için büyük bir kazançtı bence. Gülse Birsel sabah uyandığında havyar yiyecekmiş gibi duruyor. Elit bir tipi var, o da zaman zaman bizim gibi peynir ekmek yiyor mu demişler. Ben en sefil benim gerçekten. Siz de bir ünlü gördüğünüzde bizim gibi fotoğraf çektirmek istiyor musunuz? Yani zaman zaman. Engin, içinden geliyor mu bir ünlü gördüğünde fotoğraf çektirmek? Onu rahatsız etmemek gerektiğini düşünüyorum. Buradan da mesaj verin yani. Buradan mesaj da verilir yani alttan. Peki. Onlar da yatarken terlikleri ters dönünce içlerinde huzursuzluk yapıp düzeltmek için kalkıyorlar. Abi, merak edilenler. Engin abiye sormuş. Sevgiliniz sabahları size Engin günaydın diye mesaj atıyor mu? Ay. Bırak. Oy. Geceni gündüzüne katıp yazıyorsun ama buna da gülünüyor gördüğün gibi. Evet, şu an anlıyorum. Bir sıkıntı evet. Yok yani. Soru değil, itiraf. Engin Günaydın'a 10 yaşımdan beri aşığım demiş. İsmimi veremem, babam izliyor diye altına yazmış. Siz de evden çıkarken modemi açık bırakıyor musunuz? İnsanın para sorunu olmayınca ne gibi sorunları oluyor? Bizi tam olarak nasıl bir grup zannediyorsun? Evet, biz nasıl yaşıyoruz da nasıl bir şey? Eve gidiyorum, şortumu giyiyorum. Televizyonun başına oturuyorum. Yani benim tabii sadece şöyle bir ekstram var. Orkestra da benimle beraber eve girip kenarda. Kenarda duruyorlar yani onlar. Evde yaptığım her şeye tuş girerler. Arkadaşlarımla sahile indik. Spor yapıp köpeğini gezdiren herkesi ünlü zannetme gibi bir huy edindik. Sahilde spor yapıp köpek gezdiren herkesi ünlü zannediyorlar. Mesela bende yok. İkisi evet de. Yani bende var. Ayakkabı normal. Sen daha ünlüsün. Ayakkabılarını giyip tam evden çıkacakken bir şey unuttuklarına dizlerinin üzerinde emekleyip. Bunda oluyor mu sende? Hadi söyle şimdi. Evet. Ayakkabıları giydin, dışarı çıktın, evde bir şey unuttuğunu düşündün. Ayakkabıları çıkartmamak için dizlerinin üzerinde emekleyerek eve girdin mi? Yaşadın mı bunu? Yaşadım. Evet. Gördüğünüz gibi cevap net, yaşadım. Seyircilerimizden gelen sorular var. Hemen onları bir geçeyim. Murat Yıldırım'a. Eskiden bu kadar yakışıklı değildin, ne oldu? diye sormuş. Evet. Yaş geçtikçe daha çok karizma oluyorsun. Katılıyor musunuz buna? Evet. Yaş kimine hiç yakışmaz, kimine de gerçekten yaş aldıkça feci bir hale gelir. Sen böyle iyi gidenlerdensin yani. Teşekkür ederim, sağ ol. Rica ederiz. Murat Bey, benimle evlenir misiniz? Evet. Kim bu? Kim yazdı bunu? Evet. Adını vermek istemiyor seyirci. Berk sormuş, şöhretinizi en son nerede kullandınız? Yani hepinize şöhretini kullandığın bir yer oldu mu?
Oluyor tabii. Yardımcı oluyorlar. Vallahi ben sıraya girip kendim bekliyorum. Yalan yok. Ben gerçekten arabamın muayenesine de kendim gidip yaptıran tiplerdenim. Çok seviyorum. Birinden bir şey istemeye çekiniyorum. Vallahi öyle bir şey varsa benim de arabanın muayenesine ya, seni göndereyim. Benim ben. Arkadaşlarımın arabalarının muayeneleri için randevu alıp götürmüşlüğüm var. O kadar yani. Evet. Allah Allah. Tabii canım. Allah, enteresanmış. Sigortacı. Kullandın mı hiç şöhretini bir yerde? En son iki gün önce Londra vizesi 7 Ocak'ta bu arada Londra'da filmin gösterimi evet. olacak. Onun için vizem bitmişti, gittim. Cüzdanı sette unutmuşum çantamda. Fotoğraflar içinde, param içinde. Fotoğraf da orada çekiliyor. Evet. Başka zamanım yok. 10 TL ihtiyacım vardı. Oradan biri sağ olsun yardım etti. Ciddi. Vallahi. O kadar para da yok yani. Ama Murat hep ya öyledir. Şey o cüzdan hep unutulur. Bir dakika bana yani. Çok iyidir, tatlıdır ama hep bir 10 liram var mı der canım benim. Yok, canın şey. Sağ olsun. Öyle bir şey yok. Meblağda... Bir de yani büyük meblağ da değil. 10-10 aldığı için ya ince ince. Ama 10-10 öyle götürdü. Götürdü tabii. Yani biraz şöhretin. Ne oldu sayesinde. O an böyle taradın mı kimden isteyeyim diye? Yok. Ufaktan bir tanıdığım birisiydi aynı zamanda da. Abi ben bir kere anlatmıştım ya. Bir dolmuşa bindim, param çıkışmadı. Çıkışmadı değil. Ben sen dolmuşa bindin. Abi bak dolmuşa bindim. 7-8 sene oluyor. Dolmuşa bindim. Cüzdanı unutmuşum. O an kalabalık da dolmuş. Ne yapacağımı bilemediğim için herkesin inmesi için son durağa kadar adamla gittim böyle. Son durakta anlattım adama durumu. Şoföre anlattım yani. Son durağa kadar gittim. Kullandın mı şöhretini bir yerde? İrlanda'ya vize alamadım. Hanımı görmeye gideceğim. İrlanda konsolosluğunun kapısında beni yaklaşık 5 saat falan beklettiler. Sonunda girdim vize mülakatına. Vermedi vizeyi. Geri döndüm. Ertesi hafta bir daha gittim. 3 kere gittim. İrlanda vizesini sonunda aldım ama ne işe yaradı yani? Ya sen şu adını nerede kullandın burada? Ben anlamadım. Kullanamadım işte. Onu diyorum. Onu diyorum işte. İsmimi kullanamadım. Önemli olan bu da Şöhretini kullandın mı kullanmadın mı gibi bir şey sormuşlar. Sen 3 ay İrlanda'yı tamam, beklemişsin zaten yani. Bekledim yani. Gerekli cevabı bir vize aldım. Alamadım yani. Ezgi bir vize Mola'ya. Alamadım. Instagram'da sizi ünlü biri takip edince nasıl fark... Ya bunu soruyu değil de sen bir Instagram canavarısın yani. Ha? Bayağı deli gibi fotoğraf acayip seviyor. Evet. Kocan yani... kadar konuş bir de... Instagram'a sürekli her 15 dakikada bir şey yüklüyordu. Yok canım ben o de kadar değil. Günde bir tane koyuyorum. Hadi be. 15 dakikada değil. Gerçekten günde bir hani filmle ilgiliyse düzenli koymaya çalışıyorum ama günde 3'ü geçmedi şey hiç. Çok ne gidiyor Instagram'da? Ne koyarsan iyi like alıyorsun? Samimiyet. Aha, o da hani bizde klasik. Yok diyorsun ya. Ya estağfurullah şaka yapıyorum. Ya ben mavra yapıyorum çok fazla. Evet. Yani... Sen şeylerden değilsin değil mi? Yani bu deniz kenarında ayaklarını çekenler. Yok ben ayaklarımı arabada çok sevmem. Arabada şarkı söyleyen kızlar falan. Yüzden... Yok. Mavra yapıyorum ben daha abi, çok. Abi dolu Instagram, enteresan şeyler var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,